Amcam öncelikle bana söz hakkı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İlim Antalya, ilçem Manavgat, mahallem Gebece, sokağım Marımçalı. Hatice'den doğma Abdullahoğlu Mustafa Yüksel. 1948 doğumlu, Allah'ın kulu, Peygamber Efendimiz'in ümmeti, dinim İslam, kitabım Kur'an olarak yaşıyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Şu mübarek günde sizi yetiştiren anne babalara çok teşekkür ederim. Ne muratları varsa yersinler. Amcam işte dedelerimiz çoban olduğu için bu ufak mal yüzünden buraya gelmişler. Doğduğumdan beri buradayım, burada yaşıyorum. Tesbihi çok severim. Şapkayı da Atatürk. Atatürk'ü sevdiğim için severim o terler şapkayı. Şimdi ayı kediyi görmüş, demiş ki neden sen bu kadar ufak kaldın? Ah arkadaş demiş, bir Gebeceli arkadaş var. Gebecelinin eline düşsen sen ben kadar da kalmazsın demiş. Bu Gebeceli arkadaşı bana gösterebilir misin demiş ayı kediye. Gösterin demiş. Gebeceli baltayı omzuna almış, ormana gitmiş, çam ağacının birini devirmiş, yıkmış. Eskiden evler yongayla örtüydü, şimdi beton yok, bir şey yok diye eskiden. Ağacı yıktığında ayı gelmiş, arkadaş ben seni yiyeceğim. Arkadaş ben buna emeğim geçti, tamam ye, fakat şu aldığım tasla bir ayıralım, parçalayalım. Ondan sonra ne yaparsan yaptı. Şöyle o yaptığı şeyi atınca ayı eline der, topla der, ayıralım der. Sokunca çivi varmış, çivileri çekiverir, ayının elleri orada kısır kalır. Gider bir çam odunu keser gelir, ayıya vururmuş. Ayı of of, kedi gelmiş bir kökün başına kesilik oturmuş. Miyav miyav dermiş. Sen kadar kaldığımda bari salıverecek mi dermiş ayı kediye. Bilemiyorum ku, bilemiyorum ku dermiş. Böyle bitirmiş yani. Amcam beni üzen bir olay şu oldu. Ben 85 yılında köyü terhiyedeydim. Muhtar pato çevirmeye gitti, ben 2 ay mühürü verdi. Ben bunun ilk haftasında gittim, Manavgat Kaymakamlığından çalışan görevli memurunu aldım, Side'ye götürdüm, 2 tercüman aldık, buraya getirdik. Getirdim adamları, yedirdim, içirdim, baktım. Adamlar haftada 2 sefer tur ayarladılar. Turist başına 100 lira makbuz kestim. Keçi aldım, deke aldım, kestim. Kadınları sırayla götürdüm. O sizin gittiğiniz suyun başında yedirdim, içirdim. Turist başına 100 lira makbuzu kestim. Köy sandığı adına, kendime değil. O çalışan kadınları sırayla yevmiyelerini ödedim. Aldığım malları hesabını ödedim. Bu sefer seçim geldi. Seçimde aday çıktım, arkama düşen olmadı. Şimdi o turistleri getiren adam ta yaşıyor, beni gördü mü ağlar. Bu çok kahrıma gitti. Çok üzüldü, üzdü beni yani. Şimdi bizim bir sizler gibi imam vardı, yeni hafız. Ben yeni talebe ilkokulda okurum, camiye gittim. Cuma hutbeye çıktı. Sallayıverdiler cehennem çukuruna, gitti boşu boşuna. Kendini nasıl kurtaracaksın azizim dedi. Bu hiç aklımdan çıkmaz. Sizlere çok teşekkür ederim. Askerden geldim. 74, 27 sene sonra, 27 sene sonra bir Murat taksi aldım. Bir Murat taksi aldım. Acaba unuttuğum oldu mu diyerekten bir arkadaşa
Ben dedim bir araba aldım dedim. Bizim köy yoluna kadar götürüyor, asfaltı çıkarıver dedi. Ondan sonra ne olacak dedi. Allah Mevla Kerim'dir dedim. Yola çıkarıverdi, arabayı sürdüm, buraya geldim gittim. O 95'ten beri arabacılığı yaparım. Arabama ilk binenlerden daha hiçbir Allah'ın kulundan para almadım, ücret almadım. İlk binenler kim olursa olsun. Ben Hasan Yüksel, Gebece doğumluyum. Eskiden yaylaya giderdim, boşluğa büyüdüm. Bunun nedeni çoluk çocuk dağılınca ondan boşladım. Yaylaya göçeceğimizde davarlara, büyük çanlarda kardık, yeni ponturlar diktirirdik, ala gömlekler böyle hazırlanırdık. Yaylaya vardığımızda ilk yaylada kar olurdu. Kepenen altımıza kor sıyfınırdık en az 50 metre. Böyle kayak gibi, ülkeden derdi dağ var. Ya o günler ya ne olacak işte kocadık. Bunlarda sineklendik kaldık. O dağlar ite köpeğe kaldı hayal. İşte ne olacak işte çok çocuk dağılınca böyle bu hallere düştük. Tabiatın şifresi derken ben okumadım. Yani bu gelenek, görenekleri yapa yapa, tabiatın, yani mesela ben okumadım ama neyin olduğunu bilirim. Mesela şurada şu olacak, burada bu olacak, tarihler böyle. Dağların, mesela bu köyün hudutlarını hepsini bilirim. Yaylada bir haritacı geldi. Kılavuz dediler, onları önüne yol göstermek için. Ben 10 gün çalıştım onlarla. Hani neyin ne olacağını, nasıl tabiat, mesela cahilin ama tabiat dediğim, şifresi dediğim o. Bizim mahrum çalı demenin sebebi, bizim ceddimize Çoban Hüseyin dedilerdi. Çoban Hüseyin, Gebece'de bizim Çoban Hüseyin'in evinin yeri. Bir deve gelmiş oraya, devenin ayağı kırılmış, deve sahibi muhakkameye vermiş Çoban Hüseyin'i. Alanya'da görülürmüş eskiden davalar. İki de yalancı şahidi tutmuş deve sahibi. Demiş ki yalancı şahidi ben keklik avlardım demiş. Gördüm Çoban Hüseyin taş vurdu kırdı devenin ayağını demiş. Yalancı şahidi. Demiş ki hakim sormuş ne diyorsun demiş. Hakim bey demiş. İki adam dinden olduktan geri bir adam candan olur. Ödeyeceğim devenin ayağını kırmadım ama ödeyeceğim demiş. 9 sarı lira vermiş. Gelmiş Gebece'ye, burada durursam ceddime nalet olsun demiş. Gebece'den gelmiş, şuraya bir dam yapmış, oturmuş. Bu Karamıyar denen suyu da tüfek gözler gibi çırlaktan gözlemiş, kanal kazmış, buraya getirtmiş. Çoban Hüseyin mesela sulalesinden herkes bu suyu sular. Çok yani işte hikayem bu. Doğal, doğalı bilin mi sen şu doğal, hiç kat diyen ilacı yok, karacı yok. Dağların yeşil yapraklarını, güzel otlarını yiyince, hele hele bir de şu kursak deriz, o kursaktan yapsak peynir taze lezzet olur. O fenleşti, iş mayaya döndü, ak kursak olaydı. Kursak olan görpenin karnında kursağı, eski analarımız şey yapardı, kursak yapardı, şöyle bir şey, barkacın içine koydu, onu döküverdi bir kıyığını, o taa zellet olurdu, ona kursak deyip ona derler. Evet. Şimdi her oğlağı öldürmeye yoruyor ki, hem hastalanan iğne vuruyor, hiç.
Hayvan güderken amcam kaçak bir bölgeye salacağında varım. Kaçak bölgede yasak orası, yasak. Yasaktan salacağım. Ulan karşıdan bir çakmak çakan oldu. Yanımda arkadaş var. Arkadaş ben döndüm, o da dönmedi. Meğer bizim bilader çocuğu hastalığında doktora götüreceğim diye gelmiş imiş. Oymuş, o salmış da var. Döndüm oraya delik taşa, yattı mıydı? Bağacak tutup muyum, tutmayak mıyım? Ben bir uyan geldim. Davar narasın, zat narasın. Ha ha bakalım, ha ha bakalım. Ta yokuşa, dipsiz ordunun üstüne çıktım. Bu nereye gidecek dedim, yat ettim yaraya. Zabana bir baktım, davar boşarmış Gökgir'den. Dolanıp gider, böyle tarar koyunu bir saydım, tamam. Ah bir ağzara köpeğim var, kura dedi, davarın göğünde. Köpek olduktan geri meseleme yok zaten. Koyunu da saydım, tamam. Böyle böyle çok hikayelerim oldu ama işte kocadık, buraya çöktük gayri. En şey, köyde sevdiğim ağaç motoruyla ağaç yapmak. Bir de düğünlerde oynamak. Felaket oynarız. Bütün dünya alemine saygılar, sevgiler olsun. Artı başbakanımıza, cumhurbaşkanına, bütün İslam dinine saygılar, sevgiler olsun. Oğlum kaymakamı öptüm. Saygılar, sevgiler. Rahmatlı anacığım da bir içli çörek yapmış. Akşam yedim, sabah sahura kalkacağım. Ha, oğlana söyledim ki emim git dedim, oruktan bir şey kap gel. Buna karı doldurmuş, erimiş bunu su. İçli çöreği yedim de bir diktik. Haydi oğlum, bu matıra yapan adam öldü. Kaleci Mehmet dillerdi. Kırk'ta Akdağlar'da dünyaya gelmişsin. 1940'da ben de dünyaya gelmişsin, kıtlık da girmiş. 4 sene kıtlık olmuş. Sarı lirayla buğday bulup alamamışlar. Karadavar'ın sütüyle, yoğurduyla, peyniriyle, yağıyla buğdayı da almışlar, kıtlık yüzünü de görmemişler. Karadavar'ın olduğu yere yokluk gelmezmiş amcası. Doğduğumuz anlarda mıydı acaba? Kaçta Türkçe'ye çevirdi acaba? Ama ben biliyorum Türkçe ezan okunduğunu. Türkçe ezan okunurken namaz kılardım Gebece'de. 1950-55 yıllarında, 56 yıllarında devamlı Türkçe ezanla namaz kıldım amcası. Nur içinde yatsın, Menderes ezanı şeyine çevirdi. Amcam davar güderken hataraları unutamazsınız. Ben davar güderken bak,
Davarın keyfini vermediğim çobancılığı yapmazdım, biliyor musun? Ben malımı akşam gününlük giderken sürerdim. Sabahla gün doğmadan eşmesine getirirdi. Eline çobanları gün doğar, davar güze giderdi. Bak, bak dedi, adama dedi, malının dedi, keyfini vermiş dedi, eşmeye yattı dedi, bari uykusuna yatacak dedi. Ben de siz gibi dedim, karının kucağında sabaha kadar güneş doğasıya yatmadım dedim. Malın keyfini vere gittim daha dedim. Diç kalmamın sebebi benim o Toros Dağları'nda, o Karamal'ın arkasında yaşamam amcası. Gördün ya dün, gezdiniz ya. Gezdiniz ya yaşandığım yerleri, gördünüz ya. O Karadağ'a iki sefer tur ederdim ben. En çok amcam Karamal'ı sevmekle mükellef oldum. En hayatımın en zevkli yeri Karamalı'la mücadele etmem. Nice ustalıklar yaptım, nice evler örttüm, nice binalar yaptım, nice kuyular örttüm. Hiçbirinin faydasını görmedim. Ne gördüm ise Karamal'dan gördüm amcası. Karamal dedim ise şu küçük mal yani yediğimiz koyun, davar, keçi bunların sefasına yaşadım amcam. Bu yaşadım onun sayesinde. 1970'te bronşit oldum. Doktor bana hemşerim iyi oldum zannetme. Torosları aç dedi. Ayacak bir durumlar oldu da ondan ağlarım amcası. O hayatın doktora vardım şu amcamın oğlunun evinde. Tavan çakar ayağıma çivi battı. Çardakta gölgede yatırdım amcam, bir uyumuşum, bir uyandım, şurada akciğerin üstünde bir ağrı var ama beni yiyor. Pazartesi gittim, Manavgat'ın operatörü Hasan Fehmi, en namlı doktoru. Beni bir muyan etti, senin dediğin mide çalışmıyor dedi. Doktorum mide nerede, ağrı nerede dedim. Mide... Sağ omuz, sol omuzumun arkasında mide göğsümün bir karış aşağısında dedim ben. O ağrı midede olur, midem çalışmasa dedi. Ulan doktor sen misin ben miyim dedi bana amcası. Hiç mık diyemedim ya. Dört gün sonra hazırlandım amcam burada. Dört gün sabaha kadar şu oturduğum vaziyette sabah ettim. Dört gün dört gece. Hazırlandım amcamın oğluyla Ankara'ya gideceğiz. Biraderi var, küçüğü bu sene kışın öldü ya. Biraderi, emoğlu dedi, Ankara'ya varanlara Hasan Fehmi'ye uyan olmadın mı dediler dedi. Ulan emoğlu beni bu duruma o düşürdü dedi. Bu vaziyete o getirdi. Etme gitme gideyin Ankara'ya. Yok dedi, uyan olacak. Bir telefon etti. Cezaneyesinde yoğmuş. İşaret yaptırmış bir yerde. Odasına şey etti, hasta geldi dedi, haber et dedi. Muyana'ya varacağız dedi amcaoğlu. Büyük amcaoğlunu yanımdakini bir taksiye yolladım. O taksiyi getiresiye cezanesinden tarafa geçti. Doğu taraftan Manavgat'ın. Cezanesine vardık amcam. Beni bir boyan etti. Hayvan genci ölmüş dedi. Ahmet duyuyor mu sözü? Dört gün önceki senin mide çalışmayan diyen adam hayvan genci ölmüş diyor bana. Genci sen öldürdün dedim. Genci sen öldürdün. Mık yok. Bu kadar amcası, bu kadar amcası. Ben Manavgat'a hevas ettim amcam. 1959'da Manavgat'ın yarısını alırdım, çalışırdım orada. Yarısını alırdım amcam. Aşağıyı aramıyorum, aşağıyı istemiyorum. Yaşayayım yine de Karagül'de yaşayayım. Kara toprağım, Karagül'ün. Karagül'ün nereye biliyor musun? Sesin alçaldı.
Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım. Onu görmekti muradım, yollarında, yollarında. Güller açmış ravzasında. Benim gönlüm Medine'de, gönül onun sevdasında. Hu hu.